Mart ayının sonunda gerçekleşecek olan gezegen geçit törenini kaçırmayın. Jüpiter, Merkür, Venüs, Uranüs ve Mars, 25 ila 30 Mart gecelerinde ayın yanında, bir yay oluşumunda hizalanacak. Jüpiter, ayın 28'inden sonra gün batımına doğru batabilir ve güneş ışığında kaybolabilir, bu nedenle nispeten nadir görülen bu kozmik olayı, o zamana kadar görmeyi hedefleyin. Bir gecede 5 gezegenin tümünü görmek istiyorsanız, zamanlama karanlık gökyüzü ve ufkun net bir görünümü çok önemlidir. Muhtemelen bu gezegenlerden bazılarını şehirden görebilirsiniz. Venüs, Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak üçüncü nesne olduğu için çıplak gözle görülmesi en kolay olan olacak. Ancak Uranüs ve Merkür gibi bazı diğer gezegenleri görmek daha zor olabilir. Gün batımından önce şehir ışıklarından uzaklaşarak, gökyüzünün karanlık olduğu bir yere giderek kendinize en iyi şansı verin. Hava durumunu kontrol ettiğinizden ve bulutsuz bir akşam planladığınızdan emin olun. Batı ufkunun net ve engelsiz bir şekilde görülebildiği bir noktaya kurun. Gün batımını engelleyen dağlar veya binalar olmasın. Jüpiter ve Merkür'ü görmek için ufukta alçaktan bakmanız gerekecek. Gezegenlerin çoğunun çıplak gözle görülebilmesi gerekirken, Uranüs'ü görmek ve 5 gezegenin tam geçişini elde etmek için muhtemelen dürbüne, hatta bir teleskopa ihtiyacınız olacak. Gezegenleri tanımlamanın kolay bir yolu, size her gezegenin gece gökyüzünde tam olarak nerede olduğunu gösteren SkyTonic veya SkySafari gibi bir astronomi uygulamasını indirmektir. Güneş ufkun altına battıktan kısa bir süre sonra batıya bakın. Gökyüzünde Güneş'in yeni battığı yerde Jüpiter ve Merkür yan yana görünecek. Azalan Güneş ışığı çıplak gözle görmelerini zorlaştırabilir. Bu nedenle ilk başta onları göremezseniz dürbünü deneyin. Dürbünle bakarak gözlerinize potansiyel olarak zarar vermemek için Güneş'in ufkun altında olduğundan emin olun. Kili gün batımından sonra yalnızca bir saatten daha kısa bir süre görünür olacak. Ondan sonra ufkun altına batacaklar ve onları göremeyeceksiniz. Şimdi Jüpiter'in üzerinde duran, gece gökyüzündeki en parlak yıldız benzeri nesne olan Venüs'e hayranlıkla bakma ve dürbününüzle Uranüs'ü arama zamanı. Uranüs, Venüs'ün üzerinde ve solunda, çok yakınında olacak. Sönük gezegeni en iyi, güneş ışığının tümü Jüpiter ve Merkür'ü de alarak, gökyüzünden söndükten sonra görebileceksiniz. O ikili de ufkun altına batmadan önce, onu aramak için 1 veya 2 saatiniz olacak. Öte yandan, kızıl gezegen Mars'ı kontrol etmek için bolca zamanınız olacak. 25-27 Mart arasında parlak kırmızı ve güneybatı gökyüzünde, hilal ayının üzerinde ve biraz solunda, ardından 28 Mart'ta ayın altında ve sonrasında yüksekte görünecek. Bütün gece uyumazsanız veya şafaktan önce tekrar uyanırsanız, 27 ve 28 Mart'ta gün doğumundan hemen önce Satürn'ün doğu ufkunda alçaldığını görebilirsiniz.